İsmail abim nasılsın, iyisin inşallah? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Yerin nasıl, güzel mi? Harika. Harika. Nadir yerlerden bir tane diyelim. Aynen. Burası neresi diye geçiyor? İsmail abi? He? Gültepe ve Turgut Mahallesi. Gültepe. Huzurevi mevkii geçiyor. Anladım. Bu yukarısı otoban mı? Evet, otoban. Tamam. Gültepe otoban. Bu hazırda olan bir kuşun mu? Şu anda daha yeni yeni hava oyununda yeni sokulmaya başladı işte. Kendi yavrumuz. Bunu mu kaldıracağız? Evet. Tamam, kaldır abi. Bu kuş mayalı mı? Yavrusu yumurtası var mı altında yok, bunun? Yok. Daha yavru ekesi. Sanki böyle şey geldi İsmail abi bana. Biraz karnı tok. Tok mu? Evet. He. Ondan değil mi ağır? Daha yeni pişiyor bir de. Ondan ağır yani. Tabii tabii tabii. Anladım. Sonra dört kelekte. Artık yani yavaş yavaş. Nasıl burada Atmaca, Gökdoğan barınıyor mu buralarda köprü ayaklarında? Gündoğan mevkinde yuvaları var. Burada vardı, bozduk yuvaları. Şu anda burada yok. Gökdoğan var. Gökdoğan var değil mi? Gökdoğan var. Bir bakabilir miyim İsmail abi kümese? Tabii tabii. Buyur. Bismillah. İsmail abi. Efendim? Burası şimdi hem damızlık hem uçurduğun kuşun tek yuvamız. Kümesin burası. Evet. Nasip olursa damızlık yuvamızı yukarıya alacağız. İşlerimizin sıkıntısından dolayı fazla uğraşamıyoruz. Şöyle dumanlarımız var. Çakmaklar hep aynı kandan. Göklerimiz var. Onlar hep aynı kandan. Birbirine girme kanlar. Bir çikolatalarımız var. Ayrı kan. Onlar da şurada zaten. Onlar da göklerimiz. Kendi kanımız desek yeri var yani. Ortalama 25 yıldan beri soy bizde. En eski kan burada hangisi? Göklerimiz. Bu gökler mi? Evet. Göklerimiz. En yaşlı kuşun hangisi göklerden? Göklerden. Kara gökümüz var. Şu işte. Şu gördüğümüz. Bu erkek mi? Evet. Kaç yaşında bu? Şu anda ortalama 5 yaşlarında. Ortalama 5 yaşında. Daha büyük ataları var Adapazarı'nda. Diğer yuvamızda. Dumanlarımız var. Gördüğünüz. Onlar da saf gelen yavrularımız. Çok, bunlar da çok güzelmiş be. Evet. İsmail abi. Onlar da eski. Onlar yüksek uçuyor. Uzak atma onlar. Atımlı kuşlar yani. Atımlar. Buluttan geliyor onlar. Seferi az fakat metrajı yüksek. Şimdi gökler var, dumanlar var, evet. Bu bok fareler var. Bok fareler var, evet. Başka? Çakmaklar hep dumanlarla göklerin yavruları. Kırmaları yani öyle diyelim. 3-4 damar var yok yani. 2 damardan dağılma hep. Gökler ve? Dumanlar. Dumanlardan evet, değil mi? Evet. Mesela şu, burada yatan şu anda erkek mi? O dişisi. Dişisi mi? Hı-hı. Abi senin bu bok fareler, bu nuhidilerin renkleri bir acayip güzel ya. Değişik bunlar. Yani. Değil mi? Çok sert kuşlar bir de. Onlar biraz uçurma sıkıntılı oluyor. Fakat nasıl yani? Oyuna düştüğü zaman da çok sert. Biraz sonra bir tane yavrusunu kaldıracağım. Uçurabilirsek. Çabuk mu sıka atıyorlar? Sıka düşüyorlar. Yani sıka düştüğü an direkt buluta atıyor. Bulutta kendini rahatlattıktan sonra aşağı düşüyor. He. Yani oyun damarı güçlü kuşlar. Çok çok sert. Biraz sonra göreceğiz. Sertler yani. Çok sert. Bu şimdi uçurduğumuz kuş hangi damardan? Şu küllüyle dumanların yavrusu. Evet. Şu gördüğün şu. Onlar hep anneli kızlı onlar bak. Evet. O da annemiz. O babamız. O babamız. O kızımız. Şu gördüğümüz göklere aynı bunlar. Maşallah ya. Şimdi dışarıdaki şunlar yani, şunlar da çok hoşuma gitti. Onlar zaten saf. Evet. Bu şu kızı bu. Şu oğlu. Annemiz bu. Şunu Cüneyt kardeşimiz seyretti.
çakmaklı bir işimiz. Buraya gel göre çakmaklı, Adapazarı'na göre zırhlı deriz biz. Evet. Şunlar işte şöyle. Sen aslen nerelisin İsmail abi? Sakaryalıyız. Sakaryalıyız. Aynen. Sakaryalı işte. 30 yıl önce buraya göç ettik. Yine bağlantımız var, kardeşimiz var Sakarya'da. O bana veriyor, ben ona veriyorum. Böyle bir döngü içerisinde. Çok güzel ya. Senin Facebook adresin var mı? Kullanıyor musun Facebook? İsmail Yatan. Yatan. Evet. İsmail Yatan abi. Kuşçu. Ne var profilde? Resimde? Profil resminde? Güvercin resmi. Güvercin resmi. Şurada bir tane çakmaklı var İsmail abi. O Gökümün yavrusu. Hmm. Geçen yıl uçurduk. Videosunu seyrettireceğim onu sana. Bol seferdi. Şey yapalım ya. Nereden geldi be? Geldi mi? Valla kaçırdınız maşallah. İçeride video çekmekten ilgilenemedi ya, kuşlar. Bir sıcak. De sıcak. Ben akşam 7.30'da salıyorum. Ama maşallah bir geldi var ya alttan. Ben ufak kuşları 9'a doğru 8'den sonra kaldırıyorum mesela. Ya, çok sıcak. Atmaca olayı işte ben evet. Çok geçe bırakıyorum. Yani bu sene vermedik şükürler olsun. Ama İsmail abi genelde hangi saatlerde geliyor? Sabah mı daha çok atmaca geliyor? Sabah gündüz ikindi vakti daha çok. Akşama fazla kalmıyor. Geçiyor yanımızdan, geçerken de böyle bakarak geçiyor yani. Anladım. Yani karnı tok oluyor yani. Akşam değil mi? Tabii. Ama sabah ve ikindi vakti Muhakkak çok yani. Hiç karşıda arkadaşlarımız var, onları paramparça ediyor yani. Bir arkadaşımız var Yüksel diye. Abi diyor ben diyor 60 tane verdim diyor. Allah Allah. Tabii limonici Yüksel diye bir kardeşimiz. Onun altında bir Recai diye bir arkadaşımız var. Yukarıda arkadaşlarımız var. İsmail abi kuş atacak mı başka? Var mı hazırda? Vallahi hazırda kuşumuz. Yo işte onda sende şey yaparken nasip olmadı. Aynen sıcaktan yorulduk yani, zaten. Tabii şu anda açtı. Zaten saati değil. Şu çikolata yavrumuzu kaldırabiliriz mi bakayım? O biraz sıkıntılı da. Biraz da şimdi tüy zamanı olduğu için. Çok sert olduğu için. Kalkarsa bulur. Bunu atmacının da aldın İsmail abi. Evet. Daha da aldım. Açtı kendini ha sırttan. Yok. Şey yapamıyor. Çok sert. Taklar alanını açalım. Yapma. Sıkta sıkta. Çok sıkta. Kediye yamulmalı inşallah. Al onu abi. Var olsun. Oradan ürküttü. Zaten İsmail abi söyledi. Bok fareler, bu uçan nuhidiler. Takla damarları çok güçlü. Çok sert kuşlarmış. Bunları uçurtmak marifet bir sıkıntı. Atmaca korkusu var. Değil ağacın mi? İçine soktu geçenlerde ya. Buna kaç kere atmaca saldırdı? İki. İki kere ha? Evet, iki kere. Çakmaklı uçurdu İsmail abi. Bilmiyorum. Çakmaklı yakın. Çamadaki nefesini. Çok uçması. Ama işte bizde şu anda bayağı bir sıcak hava ya. Evet. Hava bayağı bir sıcak. Çok sıcak abi, çok sıcak. Yine görmedin alttan bir geldi var ya. Ne uçuyordu işte? Güzel kardeşimize. Ne zaman? Bir ay oluyor. Bir ay oluyor. Şu an yumurtada. Bildiğim abim var benim mahallede. O da güzel bir kuşçudur. Ben de bayağıdır böyle çok güzel oynayan kuşu görmedim dedi. Yani. He. 30-40 metre aşağısı yok. 7-8 taklarımız abi. Hep bir seferli yerine. Bu hangi soydan İsmail abi? Bu işte göklerle dumanların. Dumanların kırması ha? Bunu kaldırmıyor musun artık? Ya kaldırsam da şu anda antrenmansız olduğu için bir şey yapmam. Bir de çok sıcağa denk geldik be abi ya. Çok sıcağa denk geldik. Yani şu... Çok da... Saat şu anda tam olarak kaç Cüneyt? 5'i geçiyor abi. 6.25 geçiyor. 6.25 mi geçiyor? Hep aynı soydan. Ay. Telek aralarını göreceğim zaten. Bu dişi o mu? Bu dişi mi? Yani bu uçak. Yok, o uçak bu. Antrenman yaptırmam lazım biraz. Bunda değil mi? Tabii canım.
sopayalım mı? Allah Allah. Onu da yedirmişsiniz. Bir de kedi geliyor ama Esmer abi. Fare bile var ya sen. Kokuyor. Dumanlıya çalışıyorum şu anda. Görüyorsun. Sana o çocuğun zorundan sonra dumanlıya da çikolatayı sordum işte. Çikolata çok güzel bulutta gezdiriyordu. Bir saldırdı. Ondan sonra çok güzel dinliyordu. İsmail abi kuşların çok sert ama ha. Çok sert abi. Çok sertler. Evet. Dumanlar sert, gökler. Yani ben şahsen bu ayarda kuş uçurtamam yani. Abi kanatları eksik ondan sert. Yok yok. Ama damarı da sert Cüneyt. O sen uçanı görseydin derdin ki bu kanat sesi yok. Brrr. Yani ben sert kuş uçurmak abi, zordur yani. Kanatları çok eksik abi. Sert kuş uçurmak zordur yani. Zor, zor. O bak oraya atan sert kuşun. Aynen ya marifet işidir yani sert kuşla uğraşmak. Herkes beceremez onu. Onu indirmesi ayrı, uçurtması ayrı sıkıntı. Ama açtıktan sonra muazzam bir şey dönüşüyorlar. Aynen. Abi çok iyi. Bayağı yani senelerdir izleyeceğim en iyi kuşlar izleyeceğim İsmail abi izleyeceğim. Gerçeği konuşmak gerekirse. Dişi mesela çok mükemmel. Sonra küllü vardı abi. Bu uzaya gidiyor. Bu bayağı bir kısım mı? Tabii canım bir kısım. Yerin güzel ama zor be İsmail abi ya. Hani aşağı sağa sola attığı zaman. Olsun canım biz ondan yana şeyimiz yok ya. Buyur bak işte şu anda aşağıya atan. Onu bir daha başlat. Daha yeni yeni sokulma zamanı. Ondan sonra Cüneyt seyretti zaten. Ne oldu? Burada bir 20-30 metre deviriyor herhalde. Tabii. İsmail abi kaç yaşından bu yana güvercin besliyorsun? Hatırladın? Hatırladım 6 yaşından beri. Allah Allah. Tabii ki tabii. Adapazarı'nda büyümüş Remzi Bektaş abimiz sağ olsun. Kapı komşumuz da o vesile oldu. Remzi Bektaş. Evet. Adapazarı'nda bağlantınız varsa İlker Bektaş. Sagüler'de aktif bir kardeşimiz. O vesile olmuştu. O zamandan bu yana küçük kardeşim var işte Sevil Sakarya. O Orhan'dan var. O bazen şey yapıyor işte. Uçuruyor. O bunlar çok atmacı yapıyorlar da. Ben onun hazırladıklarından alıyorum bazen. Kendi yavrularımızdan. Buradan oraya veriyoruz. Paslaşıyorsunuz. Tabii canım paslaşıyoruz kardeşimizle. Kardeşinle. Öz kardeşinle. Abi kümesin kapılarını açın Allah razı olsun. İnşallah hazırda kuşun olursa İsmail abi çağır beni. İnşallah. Yani seve seve gelirim. Aynen. Seve seve gelirim. Tabii. Çünkü sen kümesin de oturaklı. Kuşların da güzel, kendin de güzelsin. Allah razı olsun. İnşallah.